Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de takım kahramanları paket açımı yapacağız. Ve akşam saat 19.00 veya 20.00'da 15 Mart 2018 19.00 veya 20.00'da efsane bir canlı yayın olacak arkadaşlar. Yani canlı yayında ne yapacağız? 1000 FIFA Points'lik paketten açacağız. Gerçekten efsane bir yayın olacak. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. 19.00 veya 20.00. Herkes abone olup bildirimleri açsın. Herkesi bekliyorum. Ve bu videoya sizlerden 2000 beğeni bekliyorum. 2000 beğeni yaparsak gerçekten emeklerimin karşılığını bana vermiş olursunuz. Gerçekten 2000 beğeni yaparsanız çok teşekkür ediyorum herkese. Ve yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar genelde ilk başta izleyenler like'larını atıyor. Ama sonradan izleyenler böyle zaten sonradan izliyorum bir destek olmaz diye atmıyor. Aslında ama sonradan izlemek bile çok büyük destek veriyor bana. Yani sonradan izleyip like atmak bana daha çok bile destek veriyor neredeyse. O yüzden herkes bir like butonuna basabilirse daha sonradan bile izliyorsanız gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve haydi bakalım o zaman hemen videoya başlayalım. Evet, akşamki canlı yayına gelmeyi kesinlikle unutmayın. Haydi bakalım aktivitelere giriyoruz. Ve başarılar maçın adamı paket atacağız 1000 FIFA Points'lik sonuçta. Şuradan 20 FIFA Points'imizi de alalım. 550 olsun, ben onu 1000 FIFA Points yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde takım kahramanı puanımızı aldık. Ve şimdi sizlerle beraber takım kahramanları etkinliğine giriyoruz. Ve saçım iyice bozuldu. Yani gerçekten sinir oldum şu anda. Ve buradan bakalım açacağız. Umarım eşit eşit çıkar derken. Monaco çıkmadı lan. Bak ben EA Sports'u biliyorum abi. Monaco şimdi buradan çıkar. Hem de fazla fazla çıkar. Ben biliyorum abi. Gerçekten ilginç abi. Bu arada ben bunları ekran kayıtlarken yapmıştım. Zaten anlamışsınızdır. Monaco'yu birazcık şaşırıyormuş gibi yaptım. Bakalım takım kahramanı çıkarabilmiş miyim arkadaşlar? Gerçekten bayağı bir paket açıyorum. Gördüğünüz gibi buradan Square'a çıktı. Yani gerçekten bayağı bir paket açıyorum. Umarım çıkar yani bir takım kahramanı. Çıkartmışımdır. Falcao. Bari Falcao çıksın be. Hadi Koke çıkmadı. Daha Koke'nin bir şansı daha var. Bari Falcao çıksın be. Hadi bakalım. Moutinho çıktı. Güzel. 78'lik MO Moutinho. Gayet güzel. Ama maalesef bana takım kahramanı lazım. Onun da neden lazım olduğunu size bir mantıken bir açıklama yapıp göstereceğim. Evet. Bir de Dybala için bir şansımız var sadece. Onu da açalım bakalım. Evet. Asamoah çıktı maalesef. Maalesef Asamoah çıktı. İşte bu kadar basit bir cümle. Aslında bunu uzatmaya gerek yok. Evet. Onu alayım mı diye düşündüm ve kaç saniye kaldığına bakmıştım. 13 saniye kalmıştı bu arada etkinliğin bitmesine. 6 tane daha var. Ve Vrsaliko. Maalesef çıkmadı abi. Ve tek son bir oyuncu, son bir şans kaldı. Bu da Falcao için. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Bakalım çıkartabileceğiz mi? Hadi gel buraya Falcao yerine. Güzel bir adam. Falcao yerine diyorum. O yüzden çıkmadı. Yoksa çıkardı. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir de eşleşmeler etkinliğindeki ödüllerimizi alacağız. Sonrasında Mart ödüllerindeki ödüllerimizi alacağız. Sonrasında da videomuzun sonuna gelmeyeceğiz. Karşı atak oynayacağız arkadaşlar. Haftanın takımını bir kontrol edeceğiz öncelikle. Haftanın takımında bakalım kimler var. Aurier var. Bu arada Fabianski şu anda alabildiğim en iyi oyuncu ama maalesef Fabianski'yi de almayacağım. Yani maalesef değil. Genel olarak bildiğiniz almayacağım. Yani Fabianski'yi almayı düşünmüyorum. Tah falan var burada gördüğünüz gibi. Güzel oyuncular var. Ribery falan gerçekten gayet iyi oyuncular var. Ve saçma sapan oyunculara da tıklamışım. Haftanın takım etkinliğinde bir değişim var mı diye de baktım. Yokmuş arkadaşlar. Şimdi eşleşmeler etkinliğine giriyoruz. Ve eşleşmeler etkinliğinden bu arada akşam canlı yayında aslında eşleşmeler etkinliğini de yapabiliriz. Canlı yayını onda da açabilirim ha. Ama onda açarsam bu zaman paket de açamam. 9'da açabiliriz aslında en mantıklısı. Onda da eşleşmeler etkinliğini yaparız belki. Onu belki video olarak da yapabilirim bilmiyorum ya. Şimdi Manchester United paketini açıyoruz. Yani aldık. 20.000 buradan veriyor. 20.000 öbüründen veriyor. Ve toplamda 290.000 coin alacağız arkadaşlar. Maalesef beceri geliştiricisi bugün yok. Keşke olsaydı. Ama yok işte. Yapacak bir şey yok. Sinclair'i almak çok isterdim ama alamayacağım ya. Ona üzülüyorum. 125.000'likten 2 tane alacağım şimdi arkadaşlar. Bir tanesini aldım. Ve ikincisini de alıyorum. Toplamda 290.000 coins bedavaya elimize geçmiş oldu. Güzel abi. Bu haftanın kârı da bu şekilde oldu. Bakalım diğer hafta bir oyuncu falan alabileceğiz mi? Göreceğiz arkadaşlar. Etkinliklerden yanlışlıkla çıktım. Tekrardan giriyorum. Ve Mart ödüllerine gireceğim. Ve Mart ödüllerinden de 30 tane beceri geliştiricisi alacağız. Benim en çok çıkarmak istediklerim biliyorsunuz. Dribbling ve Kaptan. Bakalım onlar çıkacak mı? Onu da göreceğiz. Ve bakalım abi Kaptan çıktı. 2 tane çıkmış bu arada. Kaptan Dribbling hiç çıkmamış. Bu da ilginç bir durum. Neyse arkadaşlar haydi bakalım şimdi canlı olarak devam edelim ve canlı videoda da karşı atak maçlarımızla devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi karşı atak maçlarımızla devam edeceğiz. Bu arada maalesef ligde kaybediyoruz. Onu da canlı yayında belki ligi belki ayarlarım. Hani ayarlarım derken
birilerini atıp sizi falan alabilirim. Canlı yayına herkes gelsin o yüzden. Yani canlı yayına sırf paket için değil de gerçekten beni izlemek için gelenlere teşekkür ediyorum. Paket için gelenlere de teşekkür ediyorum. O kadar emeğime en azından saygı göstermiş oluyorsunuz. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum ama canlı yayına gelin. Gelemeyecekler de canları sağ olsun diyorum. Şimdi iki tane sizlerle beraber karşı yatak maçı atacağız. Sonra da artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geliriz. Ama karşı yatakta bayağı bir düştüm. Bunun da sebebi ya göstereceğim abi. Şu Ronaldo ile ilgili bir şeyler göstereceğim. Şu maçlar bitince de gösterebilirim. Torres ne yapıyorsun? Güzel bir gol. Evet, güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Gerson. Abi niye bu kadar kötü vuruyor bu futbolcular ya? Güzel bir pas. Ali onu kaçırmaz. Dere. Dere Ali sen ne yapıyorsun? Abi o kadar gem basıyorum sana. 2 milyon 3 milyon coins basıyorum ya. Yapma bunu abi. Hani bunları kaçırsın diye basmıyorum ki. Zaten bu adam bunları yapabiliyordu. Bir şey değişsin artık. Şunları kaçırma yeter artık Delali ya. Kanser edeceksin adam. Bir anlamı kalmıyor o zaman. O zaman buradan bir gol atarsın sen. Evet. Güzel bir gol bu sefer. Kaleci sayesinde üst direkten içeri girdi ama güzel attı yine de. Ve maçı da kazanmayı garantiledi sayılır diye düşünüyorum. Ve kötü bir şut çektim bu arada. Ama şimdi iki tane üst üste gol atacağım. Yani şu anda hiç zorlamadan direkt iki tane üst üste rahatça bir gol atayım ama atamadım. Neden atamadım? Ama daha artık arkadaşlar atak devam ettiği için ilk kere üst üste gol atma şansım hala. Oha! Kaybedeceğim lan neredeyse. İlginç. Çok kötü oynadım. Ve direkten dönüyordu bu topla bak. Gerçekten maçları çok kötü oynuyorum. Bugün. Bu videoda kötü oynuyorum. Neden bilmiyorum. Bakalım diğer maçta umarım düzgün oynarım. Ama kötü oynadım. Ben bu maçı kötü oynadım derseniz ben bunu kabul ederim. Gerçekten bu maçı kötü oynadım. Hani takım gelim iyi olmasa kazanamayacağım bir maç. Yani çok müthiş fırsat falan geldiği için kazandım. Rakip nasıl oynamış ona da bakalım. 2 tane müthiş fırsatın. Bu arada 4 tane müthiş fırsatın 4'ünü de atmış olmam. Aslında birazcık iyi oynamış olmamı sağlıyor ama 6 tane iyi fırsattan da sadece bir tane atmış olmam. Benim için kötü bir durum. Rakip 2 tane müthiş fırsattan sadece bir tanesini atabilmiş. O yüzden rakip de belki aynı gene sahip olsak yine de yenebileceğim bir rakipmiş ama... Bakalım abi ben iyi fırsatları değerlendiremedim. O da müthiş fırsatları değerlendiremedi. Hemen bir maça daha giriyoruz. Sonrasında da Ronaldo ile ilgili sizlere bir şey göstereceğim. Zaten bilenler biliyordur da bilmeyenler için bir şey göstereceğim. Gerçekten çok moralimi bozan ve öneri isteyeceğim. Yani daha ne yapabilirim? İlla points'le paket mi açmam lazım bilmiyorum. Göstereceğim bir öneri falan isterim sizden. Hadi bakalım. Fernando Torres. Oha Ali onu kesseydi gerçekten helal olsun diyecektim ama kesemedi. Güzel bir hareket bence. Güzel bir gol gelir mi? Gelmedi abi. Çünkü artık ya da çekiştiren bir adam vardı. Hani o omuz omuza mücadele tabii. O yüzden hani faul falan da sayılmıyor. Ve Ali kötü oynadığımı söylemiş miydim ya? Gerçekten bu penaltıyı hani boşuna zaman kaybı abi. Penaltıya ne gerek var ki? Direkt gol atmam lazım benim bence. Evet güzel bir pas. Üf, evet Ali artık kendini bulmuş. Güzel bir gol attı bence. Hadi bunu da... Abi bunu çok kötü vurdum. Gerçekten çok kötü vurdum. Evet güzel bir pas bence. Onu göz kontrol yap. Bir plase. Bilerek plase vurmaya çalışıyorum. O yüzden az gol atıyorum bu maçta. Yani diğer maçta öyle yapmamıştım ama. Bu maçta az gol atmamın sebebi o. Ve kaybedersem üzüleceğim. Gerçekten artık yeter gol atmak istiyorum. Tamam artık gol atalım. Torres. Bu arada gerideyim ve atamıyorum hala gol. İlginç. Nasıl kaçırıyorsunuz abi? Bak bu adam zaten kaçırıyor ama bu golü kaçırmaz. Evet. Bunu kaçırmaz. Şimdi arkadaşlar direkt garantiye oynayacağım. Bütün golleri atacağım. Yani direkt garantiye oynayalım. Deminki maçın sonunda yaptığım gibi. Hani ben birazcık güzel golleri atmak istiyorum. Ve garantiye oynayacağım derken de rakip çok iyi defans yaptı bu sefer de. Ve abi bu maçı kazanamazsam gerçekten üzülürüm. Yani aşırı bir derecede bir üzülme olur bende. Ali. Hayır. Kazanamazsam her türlü üzüleceğim abi. Şaka gibi ya kazanamadım. Gerçekten şaka gibi ya. Ve kaybedersem adam temel fırsattan gol atmış yani helal olsun ne diyeyim. Evet arkadaşlar o zaman şimdi sırada ne var bu arada kazanamamam gerçekten çok üzdü beni. Mücadelelere girelim ve burada Ronaldo ile ilgili bir şey göstereceğim size. Nerede abi şampiyonluk yoluna girelim. Ronaldo ile ilgili çok saçma bir şey göstereceğim aslında çok güzel bir şey değil. Abi şu takım kahramanı oyuncuyu almadan ben bunu da açamıyorum. Bir dakika bu neymiş? Neyse tamam bunu da açamıyorum. Bunu da açamıyorum.
Ve bunu da açamıyorum abi. Ve bunun yüzünden, hatta bunu da açamıyorum. Bunun yüzünden Ronaldo'yu üçgen arttıramıyorum. Üçgen. Hatta burada da yakında dörtgen de arttıracağım. Onu yapamıyorum. Gerçekten abi Ronaldo'yu üçgen şu an aslında artması gerekenden daha düşük duruyor. Ve o da benim moralimi bozuyor. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Akşam saat 19.00'da veya 20.00'da herkes canlı yayınıma bekliyorum. Siz bildirimleri açın, size zaten bildirim gelir. Bu dakikaya kadar izleyenler de bu dakikaya kadar izledim diye yorum yapsın. Onların hepsine kalp koyacağım. Umarım herkes bu dakikaya kadar izlemiştir. Neyse, burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Abone olarak, yani abone olmak için şuradaki butona basabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıkarak o zaman bir videoya gidebilirsiniz. Hala abone değilseniz ama videolara gitmeden önce şuradan bir abone olun ki diğer gelecek videolarından da haberdar olabilin arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım kanalımı yeniyseniz beğenmişsinizdir. Eskiyseniz de hala beğeniyorsunuzdur. Ve hoşçakalın, sizleri seviyorum. Bay bay.